Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Mikrofon burada. Ses geliyordur. Böyle iyiymiş ya. Ne o soğuğun köründe gidiyoruz. Arabanın başına buz gibi havada, sağda solda yatıyoruz kalkıyoruz yağmurun altında. Böyle bilgisayar başı iyiymiş abi, sevdim ben bu işi. Böyle bilgisayarın başında, şurada soba yanıyor. Burada çayım var. Mis. Evet, bugünkü konumuz nedir? Konumuz şu arkadaşlar. Geçenlerde, yaklaşık 3 gün oldu, ben Face'te bir fotoğraf paylaşmıştım. Hatta o fotoğrafı da getireyim ekrana. Bir soru sordum sizlere. Neydi o soru? Hatırlayalım. Evet arkadaşlar, Hyundai Kulüp Türkiye'de paylaşmış olduğum... Bir saniye, oturuş pozisyonumu değiştireyim mi? Belim ağrıdı. Hyundai Kulüp Türkiye'de paylaşmış olduğum bir fotoğraf bu. Şu anda görüyorsunuz ekranda. Kamerayı biraz kaldırayım mı? Şöyle. Böyle daha iyi. Bu şekilde bir fotoğraf paylaşmıştım. Hatta demiştim. Herkese iyi geceler. Sizden ricam, bu araç hakkında tecrübesi olanlar tecrübelerini, bilenler neyi var neyi yoksa, iyi veya kötü ne biliyorsanız bu araç hakkında yorum yapmanızı istiyorum sadece. Teşekkürler. Araç 1.4 benzin LPG. Kilometre şu anda 157.000. Küsuratı var da küsuratını yazmadım ben. Civarı. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler diye bir yazı paylaştım arkadaşlar sizlerle. Bu yazıya gelen yorumlar neler oldu? Bunları sizlerle paylaşacağım şimdi. Yorumlara geçmeden önce ben kendi yorumumu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ben araçtan kesinlikle memnunum. Normalde bundan önceki araçlarımda yaşamış olduğum şeyleri zaten anlatmama hiç gerek yok, biliyorsunuz. Şahin'de hiçbir şey yaşamamıştım ama Toyota beni biraz kendisi hakkında düşündürdü. Neyse, ben Hyundai marka araçlara milletin söylemesiyle böyle uzak duruyordum. İyi araba değil, sağlam araba değil, hoş araba değil, el kullanılmadan olmaz biliyorsunuz. Eli patentini alacağım artık böyle. Kullanılmaz, iyi değildir, çürüktür, hurdadır, şudur, budur gibisinden şeyler söyleniyordu. Dediğim gibi yorumlar bu şekildeydi. Arabayı almamam yönünde yorumlar vardı. Bizim hatta burada beraber aynı mahallede oturduğumuz bir tanıdığımız var. Birisi geliyor. Tanıdığımız var. İsmini versem bir şey olmaz. Ali Rıza Hoca kendisi. Kendisinin de bir tane Hyundai var ama Millennium kasa var onda. Hyundai var ve Millennium kasa var onda hatta. 1.5 dizel miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Onların dizelleri var değil mi? Var arkadaşlar. 1.5 dizel onunki. Pardon, 1.3 dizel mi? Millennium kasalarda dizeller hangisi bunların, onu bir yoruma yazarsanız sevinirim. Ben şu an tam çıkarak şey yapamadım. Bilemedim hangisi olduğunu. Dizel var. Kendisi gayet memnun. Uzun yıllardır kullanıyor. Uzun yol yapıyor, gidiyor, geliyor. Her türlü kullanıyor. Kendisiyle böyle muhabbetimiz geçti. İşte böyle söyleniyor, şöyle söyleniyor. İyi araba değil, kötü araba falan gibisinden bir yorum yaptı dedim. Benim kullandığım arabayı biliyorsun dedi. Yıllarca kullanıyorum dedi. Ha, kullandım, hala da kullanıyorum dedi. Kendisi. Bir saniye. Ses şu anda geliyor değil mi? Çünkü yeni fark ettim. Deminden beri sesi kesinlikle buradan almıyorum. Yine gitti bütün ses ya. O kadar konuştum ben. Gitti gene. Bu işe bir çözüm bulmam lazım. Kısa zamanda bulacağım. Ama şimdi ses geliyor. Neyse, anlattı. İşte dedi, milletin dediğine bakma. Milletin dediği öyle olur, böyle olur. Milletin dediğine baktın dedi, gittin Toyota aldın dedi, ne oldu dedi. Hoş çıkmadı dedi, yani dediğine de hak verdim açıkçası. Toyota'nın nasıl bilirsiniz?
efsanedir, on numaradır, güzeldir, şöyledir, böyledir denilir o araba hakkında. Ama ben herhangi bir efsaneliğini görmedim o arabanın, onu söyleyeyim. Yani onun için bu araç şans işi dedi. Almanı tavsiye ederim, ben yıllardır kullanıyorum, herhangi bir kötü tarafını görmedim dedi. Hem uzun yolda hem şehir içinde. İşte Toyota'ya sattık, ondan sonra babam tekrardan işte bir Toyota gibi bir şey bakalım, işte Honda gibi bir şey bakalım falan diyor. Ben yok dedim, ben kalsın bu Honda'yı alacağım ben dedim. Hatta bunun önceki şeyde anlattım, bundan önce Admiral'e falan baktım. Onları anlatmayacağım, önceki videoda anlatmıştım zaten. Bu nasip oldu, aldım. Arabadan kesinlikle memnunum arkadaşlar, onu söyleyeyim. Memnun değilim demiyorum bak, memnunum. Benim için kötü tarafı ne var? Dediğim gibi aklıma gelmedi ya. Neydi o dediğim benim? Plastik. Aracın neredeyse her yerinde plastik malzeme kullanmışlar. Benim için kötü taraf bu. Başka hiçbir kötü tarafını görmedim. Frenlem olarak güzel. Yolda gidiş güzel. Motor sesi namına bir şey yok. Çekişi 10 numara. Geri diyor, yani her şeyi güzel, ben hoşlandım, sevdim, 10 numara bir araba. Kendi yorumum benim bu. Sizin için de böyle bir şey paylaştım ve yorumlarınızı bekliyorum dedim. Şimdi yorumlarınız ne gelmiş, bunları size göstereyim arkadaşlar. İlk yorumumuz, bu arada isimleri blur yapacağım, onu söyleyeyim, yani isimleri kapatacağım. Evet arkadaşlar, fotoğraflarla devam ediyoruz. Gelen yorumlara bakacağız şimdi. Şimdi yapmış olduğum paylaşım bu şekilde. Tamam. Şimdi yapmış olduğum paylaşımı biliyorsunuz. Bu şekilde bir paylaşım yapmıştım ben. Altına yorumlarınızı bekliyorum demiştim. Şimdi ise yorumlara geçelim arkadaşlar. Bakalım ne şekilde yorumlar gelmiş. Kullanan kişilerden, bilen kişilerden ne şekilde yorumlar gelmiş aracımıza. Hemen yorumun ilk yoruma geçiyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere görüntü biraz bulanık gibi sanki ama ben okuyabiliyorum. Era kitap gibi araba. Bakımını zamanında yap. Arkana bile bakma. 1.4 olması çekmez anlamına gelmez. Yazın klima açık, rampa veya 4-5 kişi çekişi yok. Yakıtı yüksek olur. Dolu ve boş paket vardır. Önce maddiyata sonra zevke bağlı olarak fiyat değişir. 1.4 olup boş paket alınmaz diye kural yok. Güç istersen 1.5 dizel. 1.6 az yakıt, performans yüksek. 1.4 sakin kullanım aile aracı. Hızla işim yok, az yaksın dersen 1.4'te işini görür. Otomatik şanzımanların hepsi 4 ileri. Manuel veya otomatik seçimi sana kalmış. Kronik arızası petek tıkanması. Evet, bu petek tıkanması konusunda biraz bir şeyler söyleyebilirim ben de. Benim kaloriferin şoföre bakan iki tane var. Yani bir teybin sol tarafında olanı, bir de sol tarafta şoförden tarafta olanı var. Bundan ayrı bir de aynı şekilde sağ yolcuya bakan bir de teybin sağ tarafında olan var. Bu sağ iki taneden arabayı çalıştırıyorum. Yaklaşık 5 dakika çalışsa yeterli, yani soğuk havada bile fark etmez. Kaloriferi açtığım zaman sağ iki taneden ılık hava geliyor. Fakat sol iki taraf, şoföre bakan iki taneden soğuk hava geliyor arkadaşlar. Yani dışarıdaki havanın soğukluğu nasılsa o şekilde bir soğuk hava geliyor. Bu petek tıkanması büyük ihtimal benim petekte tıkalı. Ondan dolayı yapıyor bunu. Ama araba böyle tam ısındığı zaman, mesela yola çıkıp da böyle 5-10 kilometre uzun yol böyle hızlı bir şekilde yaptığı zaman, tam ısındığı zaman bana bakan iki, yani şoföre bakan iki taneden de sıcak hava böyle geliyor. Ama benden gelen sıcak havayla sağ taraftan gelen sıcak havayı karşılaştırdığın zaman sağ taraftan biraz daha yüksek seviyede sıcak hava geliyor. Ve sağ taraftaki petekler soldakine göre daha çabuk sıcaklık veriyor. Yani arabayı çalıştırdığımda yaklaşık 5 dakika sonra sağ taraftakilerden ılık ılık ve sıcak sıcak hava gelmeye başlıyor. Ama soldakilerin sıcak hava üfleyebilmesi için arabanın bayağı bir ısınması gerekebiliyor. Bu petek tıkanması büyük ihtimal benim araçta da şu anda var.
Ama ben aracın şu an ısıtması da yani bir sıkıntı yok. O iki tane yetiyor bana. Zaten şehir içi kullandığım mesafe fazla uzak bir mesafe değil. Araç zaten ısınmıyor. Gideceğim yere kadar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben her sabah işe gidiyorum arabayla. Evimden çalıştırıp işime gidinceye kadar o mavi şey sönmüyor arkadaşlar. Dediğim gibi petek meselesi benim arabada da aynı bu şekilde. Da bir ciddi bir sorun yok yani ısıtmama sorunu yok kesinlikle, o yüzden ellemiyorum ben. Mükemmel bir araç benim vazgeçilmezim 1.4 LPG'li 167.000'de gayet memnunum demiş. Teşekkür ederim bu yorum için kendisine. Diğer bir yoruma geçiyorum. Bir abimiz demiş ki bazı orijinal parçaları çok pahalı bence. Baskı, balata veya trigger değişimleri kesinlikle profesyonel bir yerde yapılması tavsiyem. Yetkili servis, imkan yoksa Japon Kore ile uğraşanlara yaptırılmalı. Piyasada harcıyorlar arabayı. Birinci, ikinci vites geçişleri yüzünden yetkili servise bırakacağım. Aynı ikisinde bilgi veririm size demiş. Şunu söyleyeyim, ben bu paylaşımı yani şu fotoğrafı Hyundai Kulüp Türkiye'de paylaştım arkadaşlar. Facebook Hyundai Kulüp Türkiye sayfasında paylaştım. Oradaki kullanıcıların yapmış olduğu yorumlar bunlar. Yani bu arabayı kullanan kişilerin yapmış olduğu yorumlar. Onu söyleyeyim size. Ben 2006 Select paket benzinli 1.5 yok 1.5 değil pardon. 1,5 sene kullandım. LPG yoktu. Aslında araba yakmıyor ama benzin pahalı ve 30.000 kilometre yaptım. Periyodik bakımları haricinde bir kere arıza yüzünden tamirciye götürmedim. 93.000'de aldım, 123.000'de sattım demiş. Teşekkür ederim kendisine bu yorumu için. Yani kötü bir araba değil arkadaşlar. Kesinlikle şu Hyundai'lar kötüdür algısını kafanızdan atın. Böyle bir şey yok yani. O da araba, o da araba. Kalite farkı var mıdır? İlla ki vardır. Ama kesinlikle kötü değildir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Bir diğer yorumu getiriyorum size. Ha şunu da söyleyeyim. Ben tutup da yorumların iyi olanlarını seçip kötü olanlarını atmadım yani. Bunu kesinlikle bu şekilde görmeyin. Ne kadar yorum geldiyse hepsini paylaşıyorum ben burada. Haberiniz olsun. Kesinlikle şu kötü yorum yapmış bunu sileyim. Şu iyi yapmış bunları paylaşayım falan diye bir şey yok. Yapılan bütün yorumları burada paylaşıyorum ben. Hatta girip sayfama da bakabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Okan Karanfil ismim. Zaten YouTube'dan takip edenler bilir beni. Biliyorlar adresimi, öyle söyleyeyim. Hyundai Kulüp Türkiye'de de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Fotoğrafı hala duruyor, kaldırmadım. Bir diğer arkadaşımız ses yalıtımı en kötülerden biri. Fiat Albea bile bundan daha sessiz demiş. Bu konuda ben kendi yorumumu yapayım sizlere. Ben Fiat diş tellerinden dolayı konuşmakta zorluk çekiyorum. Bunu söyleyeyim. Fiat Albea dediğiniz arabayı arkadaşlar ben yaklaşık 15-20 bin kilometre boyunca kullandım. Yani uzun süreli bir kullanım tecrübem oldu bu arabayla. Yani kesinlikle yarışamaz yani. Bu arabanın yani Hyundai'nin ses yalıtımıyla, benim kendi arabam diye söylemiyorum. Fiat'ın kalitesi öyle yani, yapacak bir şey yok. O da araba ama kalitesi o şekilde. Kesinlikle Fiat Albea dediğiniz bir araba ile bu Hyundai'yi yarıştıramazsınız arkadaşlar. Özellikle ses yalıtımı konusunda kesinlikle yarıştıramazsınız. Ben Fiat Albea ile giderken yolda resmen traktör kullanıyor gibi motor sesi duyuyordum arabanın içinde. Bununla motor sesi duyan varsa videonun altına yorum yapsın. Dizel hariç, benim arabam benzinli. Dizellere bir şey demiyorum. Ben aracın çalıştığını bile hissetmiyorum. Kırmızı ışıkta bekliyorum. Aracın çalıştığını bile hissetmiyorum. Yani aracın içerisinde titreşim namına bir şey yok. Motor sesi namına bir şey yok. Devir göstergesinden arabanın çalıştığını anlayabiliyorum anca. Yani ses namına kesinlikle herhangi bir şey yok. Yol sesi de geçerli bunlara. Geçelim. Bende 1.4 Team LPG var. Alalı 8 ay oldu. Sana samimiyetle söylüyorum. Ne arıza ne bir sıkıntı yaşadım. Sanayiye aracımla girmiş değilim. Çok şükür. Yakıt konusunda bence gayet ideal. Benim tek ve tek sevmediğim yönü ise araç soğukken vites geçişleri kemikli. Şanzıman yağına kadar değiştirdim fakat aynı. Bir araca bindim. 2010 baktım vitese. Onda da aynı ama 20 km gidip de ısındığında serçe parmağınla at vitesi.
Bu durumu ben kendi arabamda yaşamadım. Onu söyleyeyim. Yani vitesler kemikli. Yani kesinlikle böyle bir sert bir vites geçişi hissetmedim. Sert vites geçişi olan bir araba biliyorum. Şu anda kullandığım. Aracın markasını söyleyeyim hatta size. Ford. Ama böyle bir vites yok. Yemin ediyorum var ya. Belki bir arızası vardır. Ondan oluyordur. Bir şey diyemem. Ama aracın vitesiyle kesinlikle kas yaparsınız ya o şekilde. Yemin ediyorum kas yaparsınız yani. Arabanın vitesiyle kas yaparsınız. Araba 5 vites. 1'e ittirmek için böyle hani ben falan ittiririm ama normal çocuk mocuk falan binecek. Hadi şu vitesi bir at diyeceksin böyle var ya. Mümkünat yok ittiremez yani o vitesi. O kadar sert bir vitese sahip araba. Bilmiyorum belki bir arızası vardır ondandır. Ama dediğim gibi benim aracım vitesine gelecek olursak da ben kesinlikle yani böyle bir şey yaşamadım. Bilmiyorum yani kullanan arkadaş ne şekilde kullanıyor, ne yapıyor herhangi bir bilgim yok. O yüzden ben kendi aracımda böyle bir şey yaşamadım ama onu söyleyeyim sizlere. Bir diğer yorum. Bende 1.5 VGT var. 367.000 çarpı çarpı yapmış küsurat kilometrede. Derler ya köpek gibi gidiyor. Aynı o şekilde. Tek kusuru frenler zayıf kalıyor demiş. Frenler konusunu ben daha önceki videomda bahsettim. Yani bilmiyorum bu fren konusu ne şekilde, kime göre, neye göre ölçülüyor, yapılıyor ama ben kendi aracımda kesinlikle frenlerle alakalı bir sorun yaşamadım. Kesinlikle durmuyormuş, gidiyormuş, hızlanıyormuş falan gibi şeyler. Yani mümkünatı yok öyle bir şeyin zaten. Bastığımda hemen duruyor. ABS yere yüke bindiği zaman ABS devreye giriyor, durduruyor yani herhangi bir sorun yaşamadım. Bunu söyleyebilirim. Bir diğer yorum. Arkadaşlar her şeyi yazmış, bazı şeyleri kalmış. Bagajı geniş, yokuşta vites 4'te çok da sıkıntı yapmıyor. Rutin LPG bakımları unutmazsan çok kullanışlı demiş. Yani arkadaşlar normal bir yorum olması gereken yorum bu. Neden öyle söylüyorum? Kendi aracımda gördüğüm için söylüyorum. Yani bir sıkıntısı olsa, bir şey olsa zaten ben önceki aracımdan biliyorsunuz. Ben birkaç sıkıntı yaşadığım zaman arabadan yani illallah ederim, satarım yani düşünmem. O yüzden bu araba bana daha kullanışlı geldi. Yapan kişilerin yorumlarına da teşekkür ediyorum kendilerine. Araçla ilgili güzel yorumlar yaptılar. Ben yorumların tekrar söylüyorum. Hepsini önünüze gösteriyorum. İyiyse de kötüyse de bu şekilde gösteriyorum sizlere. Bir diğer yorum. Bir sene kullanıp sattım. Performans aracı değil. Hız yapar ama 120'den sonra yırtınmaya başlıyor. Rampası araç doluyken facia. Gitmemek için çırpınıyor. Gelelim artılarına. Keyifli araç. Sürmesi konforlu, tatmin ediyor. Bakımlarını yap, korkma. Parça ucuz. Yakıt hakikaten güzel. Uzun yolda maksimum 110'la. Klima açık. 21 kuruş geçmedi. Gaz 3 TL. O zaman 3 TL'den almış herhalde. 1.4 sakin baba aracı. 1.5 VGT'ler hız sevenlerin tercihi. Sağlam piyasa aracı. Param olsa gene alırım demiş kullanıcının bir kişi, bir yorum yapan bir kardeşimiz. Kendisine yorumu için teşekkür ediyorum. Bir diğer yorum. Ben şahsen belli bir kilometre ulaşan veya bakımsız araçlarda kaputu açınca mazot kokusu gelir ya, nefret ediyorum. O sebeplerdendir benzinli tercih ettim. Aracımda LPG de yok. 1.4 motor. Bendeki seleç paketi. Gayet de memnunum. Tabii ki dizele göre biraz fazla yakıyor. Fakat araçla ne kadar fazla gezersen o kadar çok yakıyor. Bir de büyüklerim araba çok az, çok yakmaz. Ayaktır yakıtı ayarlayan derdi. Kullanıyorum. Yakıt konusunda şikayetçi değilim. Evet, bir yorum yapmış abinin biri. Emre Cüce'nin dediği gibi petek temizliği şart demiş kendisi. Petek temizliği yani petekler sıkıntı arkadaşlar. Bir diğer yorum. Arkadaşlar her şeyi yazmış, bazı şeyleri kalmış. Bagajı geniş, yokuşta vites 4'te çok da sıkıntı yapmıyor. Rutin LPG bakımları unutmaz. İsen çok kullanışlı. Bu yorum okuduydum herhalde. Evet, yorumlar başa döndü. Evet arkadaşlar, yorumları gördünüz. Aracın genel şeyi bu. Durumu bu şekilde. Ben de yorumumu yaptım. Aracı kullanmaya devam ediyorum. Araçla alakalı modifiye planlarım var ama hayatı ne zaman geçiririm
net bir şey kendim de bilmiyorum. Size de bir şey söyleyemem tabii ki. Ama yapmaya devam edeceğiz. Kesinlikle durmak yok. Görüntüyü kapatalım. Zaten yaklaşık 3, 6, 12, 13 tane yorum yapılmış videoya, fotoğrafa. Onları sizlerle paylaştım. Evet, araçla alakalı yorumlar bunlardı arkadaşlar. Siz de videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bildiğiniz, işte yaşadığınız sorun, sıkıntı, bir şeyiniz var ise bunu videonun altında yorum olarak yapabilirsiniz. Bu defa da böyle bir video çekmek istedim. Ama bu bilgisayar başında video çekme işini bayağı sevdim. Dışarıda soğukta kalmaktan daha iyi. Ama bu komple bu şekilde olacak diye bir durum söz konusu değil. Tabii ki dışarıya çıkacağız. Arabayla ilgili şeyler yapacağız. Yeri gelecek farklı videoda çekebilirim. Belli olmaz. Ama dediğim gibi bu şekilde videoda yapacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.